Keşif'te kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu anda fuardayım. Burada Tiny House'lar ve karavanlar sergileniyor. Bunların yanı sıra Tiny House'larda ve karavanlarda kullanabileceğiniz pratik, birden fazla çözümü olan ürünler de sergileniyor aynı zamanda. Ben de biliyorsunuz ki Tiny House içerikleri yayınlıyorum kanalımda. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm pratik çözümlerin olduğu bir standa geldim şu anda. Kadir Bey yanımda. Merhaba. Kadir Bey, merhaba. Ürünlerinizi çok beğendim. Bundan dolayı hemen hızlı bir karar verdim ve YouTube videosu oluşturmak istedim. Teşekkür ederim. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm ürünlerin tanıtımını Kadir Bey'den rica ediyorum. Tabii ki. iGrill ne tarz ürünler üretir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. iGrill barbekü olarak sektöre ilk giriş yaptığımız zamandan itibaren smoke barbekü, açık mangal ve karavancılara daha iyi hizmet edebilmek için katlanır mangal, katlanır ateş kovası tarzında ürünleri yapımına başladık. Yaklaşık 4 yıllık bir imalat ve üretim sürecinden sonra ve satışlara başladığımızdan beri sürekli gelişerek devam ediyoruz. Hemen sormam gerekirse gelir gelmez bu ürün benim dikkatimi çekti. Herhalde ben kurmuş bulunuyorum şu anda. Yok hayır, fark kırmadım. Etmeden. Şöyle yok, anlatıyorum. Yok, kırmak değil, kurdum. Farkında olmadan evet, kurdum evet. Sanırım bu ürünü. Yarı kurma diyelim. Şu şekilde bunun tutma kolunu ayarladıktan sonra görmüş olduğunuz altına koyduğumuz şu ızgara sayesinde bunu da yerine taktığımızda bu katlanır bir ateş bacasına dönüşüyor. Şurada görmüş, arkanızda ateş, görmüş olduğunuz... Ateş varili. Evet, evet. Arkasında görmüş olduğunuz mesela direkt yuvarlak olarak standartta sattığımız bir ürün vardır. Bu çok ürünü pratik. Kesinlikle, çok hoşuma gitti. Bir kadının kullanımına uygun olduğunu düşünüyorum ben mesela. Yani bu üründe şöyle bir kadın derken karavan... Kadın arkadaşlar, biraz daha güçsüz oluyoruz ya bundan dolayı öyle söyledim. Ya bu ürünün bizim katlanırı yapmaktaki amacımız aslında şuydu. Bu üründe karavanlarda biliyorsunuz çok fazla yer sıkıntısı var. Evet. Ve bu yer sıkıntılarını karavancı arkadaşlarımızın atlatabilmesi adına böyle katlanabilir bir ürün yaptık. Bu tamamen ısıya dayanıklı bir malzemedir ve hani zamanla hiçbir şekilde deforme olmaz. Bu katlanmıyor, bu evet, katlanıyor. Evet, bu katlanabilir. Karavanlar için daha ideal, aynı kesinlikle. Zamanda tiny house'lar için. Kesinlikle. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir başka üründe daha karşınızdayız arkadaşlar. Mangal. Evet, kesinlikle. Nasıl mangal olacak? Bu tamamen katlanır bir mangal. Karavanlarda ve araçlarınızda daha az yer kaplaması adına yapmış olduğumuz bir ürün. Şu şekilde açtığınız zaman özel bir hal olur. Tekrardan ters çevirdiğiniz zaman da mangal kapanır. Yer kaplamama buyurun. Özelliği var. Çok beğendim. Ben bundan götürüyorum tabii ki karavanıma. Şimdi de birden fazla kullanım alanı olan bir ürünü göstermek istiyoruz arkadaşlar size. Kadir Bey söz sizde. Tabii ki. Bu da katlanır fire pit. Yine karavan kullanıcılarına özel olarak tasarladığımız bir ürün. Şu şekilde açarak ayaklarını açıyorsunuz. Daha sonrasında da bunu tekrar üstüne getirdiğiniz zaman şu şekilde açtığınızda tamamen açılır bir hale gelir. Ve ateş yakma çukuru oluşur. Evet, ve ateş yakma varili daha ve ateş doğrusu. Çukuru. Onun özelinde tekrardan bunun üstüne kullanmış olduğunuz bir ızgara sayesinde pişirme işlemlerinizi ve kamptaki yemek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani hem mangal arkadaşlar anladığınız üzere hem de ateş yakma varili. Kesinlikle. Bu ürünü çok sevdim. Kesinlikle. Birden fazla kullanım alanı olan ürünleri çok seviyorum. Evet, yani kampçıların evet. Genelde tercih ettiği ve sevdiği ürünler onlar oluyor. Evet. Biz de onun özelinde bu şekilde bir çalışma gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar firmanın odaklandığı ürünler, barbeküler çok güzel. Şöyle hoş tasarıma sahip barbeküleri bulunuyor. Özellikle bunu çok beğendim ben. Bunlarla evet. ilgili de biraz bilgi almak istiyorum ben tabii sizden. Ki. Bu barbekülerimizi biz tasarlarken genelde araçlarında insanların rahat bir şekilde taşıyabileceği ve pikniğe veya ormana, kampa gittikleri zaman kullanım açısından kolaylık sağlaması adına tasarladığımız ürünler. Bu barbekülerde 3 ayakla 3 kademe ayaktan oluşur. Görmüş olduğunuz gibi en yüksek şekli bu hale gelir. Bir düşük şekli ve çantaya sığması gereken şekliyle, çantaya sığan şekliyle bu hale gelir. Şurayı da kapattığımız zaman evet. Kaldırma girişiminde bulunmuyorum. Kaç çok kilodur? Ağır değil. 5-6 kilo civarında kaldırma. Kilo. Evet, kaldırma girişiminde bulunursanız bir sıkıntı çıkarmayacak. Aa, hakikaten göründüğünden daha hafifmiş. Bakın, evet bir tık zorlanıyorum ama bence ben bunu taşırım. Kesinlikle. Döküm
görünümlü ama döküm mü? Hayır, döküm değil anladığım kadarıyla. Döküm değil. Çok daha ağır olur çünkü kesinlikle. Dökümler. Bu normal DKP size'dan üretilmiştir. Üstünde ısıya dayanıklı bir kaplama vardır. Altında iki kat astarla güçlendirilmiştir. 700 derece ısıya kadar hiçbir problem yaşamazsınız. İçinde bulunan koruma tellerinin dışında üretimlerimizin devam ettiği 4 adet döküm çeşidimiz vardır. Mühürleme, köftelik, kanallı ve hot plate dediğimiz. Onları da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Kadir Bey, ben özellikle bu iki ürünün kullanım alanını asla anlayamadım. Şöyle anlatayım o zaman ben size. Tiny House'lar ve bahçeli evi olan insanların odunla pişirme yapmak istedikleri zaman kullanacakları bir barbekü. Üstündeki ızgarasını ve altındaki ızgarasını çıkarttığım zaman içinde meşe ağaçlarını veya hani tercih ettikleri kendi isteklerine bağlı olarak tercih ettikleri ağaçları kullanarak odun ateşinde görmüş olduğunuz komple siyah saç üzerinde pişirme işlemlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler. Tandır gibi bir şey mi bu? Tam olarak tandır görevi görmüyor ama benzer ürünler yani gözlemesinden tutun köftesine, sucuğuna, etine hani aklınıza gelebilecek bütün ürünlerin pişirmesini yapabilirsiniz. Altındaki boşluk ne işe yarıyor? Altındaki boşluğu da odunlarınızı koymanız için tasarladığınız bir yer. Kesinlikle. Yan taraftaki ürüne de değinebilir miyiz? Bu ürün bittiyse tabii ki. Bu üründe sadece söyleyebileceğim tek şey şu olur. Bunun ızgarasını koyduktan sonra odunlar yanarken üstünde de smoke barbekü yapabilirsiniz. Onun yanında size söyleyebileceğim ürün. Dışarıda pişirme işleminizi yapıyorken asıl önemli olan nokta siz daha iyi bilirsiniz ki aksesuarlarınızı nereye koyacağınızdır. Evet. Yani şu açıdan baktığınız zaman şu bölümde mesela sebzelerinizi koyabilirsiniz. Bu tarafa koyabileceğiniz içeriye buzlarını koyup içeceklerinizi soğuk tutabilirsiniz. Şu taraftan baktığınız zaman burası bir çöp kovasıdır. Çöp poşetinizi koyarak çöplerinizi buradan içeriye kullanabilirsiniz. Bu tarafta yine keza aynı şekilde küçük küçük parçalarınızı domates, biber olsun, patlıcan olsun gibi ürünlerinizi buralarda kullanabilirsiniz. Bu kısımda da dolap olarak kullanabileceğiniz raflar ve çekmeceleri mevcut. Fuarda iGrill'i keşfettik arkadaşlar. Hep beraber keşfettik aslında. Kadir Bey yardımcı oldu ürünlerin tanıtımında bize. iGrill'in Instagram hesap isimlerini, aynı zamanda telefon numaralarını şöyle ekranın köşesine bırakıyorum. Oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Daha bir sürü farklı tasarıma sahip ürünleri bulunuyor. Yerleri de kağıthane değilmiş. Gidip yerlerinde de ürünleri görebilirsiniz. Şimdi videomuzu kapatmıyoruz. Bir başka tiny house'larda ve karavanlarda kullanabileceğiniz ürünlerin olduğu farklı bir standa geçiyoruz. Gelin. Görüşürüz Kadir Bey. Çok görüşürüz. Teşekkürler. Rica hoşça kalın. Ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar keşiflerimize. Şimdi bir başka standdayız. iGrill'e çok yakın bir standdayız aslında. Movi Camp. Evet. Movi Camp'tayız. Selen Hanım'la birlikteyiz arkadaşlar. Selen Hanımcığım, bana kamplarda, karavanlarda, tiny house yaşamında kullanılabilecek pratik ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Onları gösterebilir tabii. misiniz bize? Tabii. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz videoma. Teşekkür ederim. Şimdi biz direkt üretici bir firmayız. İzmir merkezliyiz. Evet. Ve değişik sandalye modellerimiz var. Bu konuda bayağı iddialıyız. Şöyle. Bu sandalyelerin özelliği nedir? Şimdi sandalyelerde normalde şurada kesiyor iskelet. Ama bizim sandalyelerimiz ekstra geniş olduğu için böyle bir kesme durumu yok. Tamamen yayılabiliyorsunuz. Evet, yayıldım şu anda. Botlarımı çıkarmaya üşenmesem bağdaş kuracağım. Yani bu sandalyede uyuyabilirsiniz bile hani. Çok rahat uyursunuz. Siz anlatın. Hakikaten uyunulur. İki kolunda da bardak gözü var. Şuralar kafama boynuma falan batmıyor. Aynı zamanda dolgulu olduğu için rüzgar geçirmiyor. Her iki tarafı kapalı olduğu için rüzgar geçirmiyor. Genelde doğada oturmanın o yanları açık olan sandalyelerde böyle bir problem var. Yani konforlu bir kamp karavan sandalyesi diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani mesela, bu daha konforlu. Evet, sabah bir müşteri geldi. Hani madem doğayı izleyeceğiz bari rahat olalım dedi. Değil mi? Çok mantıklı. Evet, güzel. Bu elyaf mı? Bu 5 kat elyaf dolgulu sandalye. Evet. Evdeki koltuktan hiçbir fark yok. Bunu balkonlarda, karavanlarda, her yerde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda katlanabilme özelliği var bu sandalyelerin. Şu şekilde katlanabiliyor ve burada soğutucu gözü var. Bu soğutucu gözüne işte şişeleri, sıcak içeceklerinizde her neyse
koyabiliyorsunuz, uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Bu sandalyeler 165 kiloya kadar taşıyabiliyor. Bizim bu yola çıkma hikayelerimizden biri de buydu zaten. Hani ağır insanlar da konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde oturabilsinler. Ay kırılacak mı, kırıldı mı falan tedirginliği yaşamadan. Şu ortadaki toka mesela iskeletin bir anda ayrılmasını önleyen, bize özel üretilen bir plastik. Ayakları gene aynı şekilde sağlam metallerden yapılma. Ömürlük garanti veriyormuşsunuz. Ömürlük garanti veriyoruz. Çünkü direkt üreticiyiz. Herhangi bir deformede, kırılmada bize ulaştıkları takdirde ben bunu sadece kargo maliyetine değiştirmeni yapıyorum. Sandalyelerin ardından bu ürüne de değinelim istiyorum. Sizce nedir? Ne olabilir bu plastik ürün? Ben açıkçası tahmin edemedim ilk gördüğümde. Bence siz de şu anda tahmin edemiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok az yer kaplıyor kullanım alanına göre. Şöyle mi açıyoruz? Şöyle açabiliriz. Hop. Ha, şöyle sıkışıyor oralarda. Aynen, takıyoruz bunu. Artık. Çıt 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 ve odun taşıma sepetimiz hazır. Aa, bence çamaşır da taşınır. Her şeyi taşıyabilirsiniz. Bunları direkt raf olarak da kullanabilirsiniz. Aa, evet. Şöyle, evet, tek taraflı. Koltukların altında yer varsa, şeyde karavan aynen, koltuklarını yani tabii. Şu şekilde üst üste koyduğunuzda direkt içleri raf olarak kullanılabiliyor. Özellikle bu ürünü çok sevdim. Bunların farklı boyları da var. Küçük, orta, büyük. Öyle mi? Şu mesela en küçük boyumuz. Ha, grisi var. Bakın, güzel. Sandalye şu anda benden dolayı görünüyor mu bilmiyorum ama daha pratik, daha az yer kaplayan bir sandalye daha var arkadaşlar Movie evet. Camp'ta. Bunu da anlatabilir misiniz? Bu bizim için kelebek dediğimiz kelebek model sandalye. Çok hafif. Çok hafif, katlandığı zaman da bayağı küçük olabilen, taşıması kolay. Taşıma her aparatı yerde falan var mı? Çantası var. Ha, çantası var. Çantasıyla taşıyorsunuz. Onunla omzunuzu atabiliriz değil aynen mi? Aynen öyle. Çok kolay. Bagaja çok kolay sığıyor. Yani her türlü sahile, kampa, pikniğe, her türlü her yerde kullanabilirsin. Buralar çıkıyor mu anladığın çıkabilir, kadarıyla? Çıkabilir, yıkanabilir. Ha, lekelendiğinde de hop çıkar, makineye at. Evet. Güzel, sevdim bunu da. Onlar kadar çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir ürün değil ama Movie Camp'ta bulunan bir başka ürün daha gösterip buradan artık ayrılalım. Küçük bir detay, aslında birçok yerde görebileceğiniz bir ürün ama benim çok hoşuma gitti. Tam olarak malzemesi nedir? Zeytin ağacından yapılmış özel bir kuksa bardak bu. Tamamen %100 el işçiliğiyle yapılmış bir bardak. Yaşayan bardak olarak adlandırılıyor çünkü bu bardak sizin, bu sadece sizin. Siz bunu her kullandığınızda bu sizin elinizin şeklini alıyor. Cidden mi? Tabii, yamulabiliyor. Yani tamamen sizin kullanımınızla alakalı bir şekle giriyor. Çünkü bu zeytin ağacını kestiğiniz zaman ölmüyor. Yaşamaya devam ediyor zeytin ağacı. Özür diliyorum senden. İlk başta çok basit anlattım. Yani böyle özellikleri olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim anlattığınız rica için. Ederim. Güzel, hoşuma gitti bu da benim. E-ticaret yapıyoruz. İnternet satışlarımız var tabii. Her türlü tüm malzemeleri tedarik edebilirim Türkiye'nin her yerine. Süper. Seren Hanım, çok teşekkür ediyorum videoma ben konuk olduğunuzdan dolayı. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bugün bu videoda karavan ve townhouse dünyasına dair kullanabileceğiniz pratik ve bir tık ilginç ürünleri paylaştım sizinle arkadaşlar. Daha ilginç ürünlerle karşınıza gelmek istiyorum aslında önümüzdeki videolarda. Bana yine karavan townhouse dünyasında kullanılabilecek birden fazla fonksiyonu olan ilginç, öyle pek bir yerde görünmemiş ürünlerle ilgili fikirler verirseniz çok mutlu olurum. Bu fikirleri nereden verebilirsiniz? Bana Instagram DM'den ve YouTube videolarımın alt kısmında bulunan yorumlardan ulaştırabilirsiniz bu fikirlerinizi. Bugün de böyle bir videoyla karşınıza geldim. Bir tık farklı oldu. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.